bir hakikat muhabbetini pahalıya satıyorsun. Bundan 40-50 sene önce büyük kardeşim Molla Abdullah ile bir konuşmamı hikaye ediyorum. O merhum kardeşim büyük velilerden olan Hazreti Ziyaddin'in Kuddüsesi Ruhu has müridi idi. Tarikat ehlince mürşidin hakkında Aşırıya varan muhabbet ve hüsnüzan makbul görüldüğü için o merhum kardeşim dedi ki Hz. Ziyaettin bütün ilimleri biliyor. Kainatta en büyük kutup gibi her bilgiye sahip beni ona bağlamak için çok olağanüstü makamlarını açıkladı. Ben de o kardeşime dedim ki sen abartıyorsun. Ben onu görsem birçok meselede susturabilirim. Hem sen onu beni sevdiğin kadar gerçek sevmiyorsun. Çünkü dünyadaki bütün ilimleri bilen bir kutup şeklinde hayal ettiğin bir ziyaretliğini seversin. Yani o ünvanla bağlısın, muhabbet edersin. Eğer gayb perdesi açılsa, hakikat görünse senin muhabbetin ya yok olur veyahut dörtte birine iner. Fakat ben o mübarek zatı senin gibi pek ciddi severim, takdir ederim. Çünkü sünnet-i Çünkü sünnet-i seniye dairesinde hakikat yolunda müminlere samimi ve etkili bir rehberdir. Şahsi makamı ne olursa olsun bu hizmeti için ruhumu ona feda ederim. Perde açılsa ve hakiki makamı görülse değil geri çekilmek, vazgeçmek, muhabbeti azaltmak, aksine daha fazla hürmet ve takdirle bağlanacağım. Demek ben gerçek ziyaddini, sen de hayali ziyaddini seversin. Çünkü sen muhabbetini ona pek pahalı satıyorsun, verdiğin fiyatın. Yüz defa fazlası bir karşılık bekliyorsun. Halbuki onun hakiki makamının fiyatına en büyük muhabbet de ucuzdur. Benim o kardeşim insaflı ve dikkatli bir alim olduğu için benim bakış açımı kabul edip takdir etti.''